Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf fen bilimleri dersi maddenin ölçülebilen özellikleri, kütle ve hacimle ilgili soruları birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk soruyla konumuza başlayalım. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Baktığım zaman Ömer eşit büyüklükte şişirdiği özdeş balonları, özdeş aynı demek, şekil 1'deki gibi bir çubuğun uçlarına asıyor. Çubuğun ortasından bir ip bağlayarak dengede durmasını sağlıyor. Sol tarafla sağ taraf burada dengede. Elindeki iğne ile balonlardan birini patlatınca dengenin şekil 2'deki gibi bozulduğunu görüyor. Patlamış burada. Diğer balonun biraz daha ağır olduğunu görüyorum. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor bize. Baktığımız zaman gazların kütlesi vardır, gazların hacmi vardır, gazların belirli bir şekli vardır. Çocuklar gazların belirli bir şekli yoktur bir kere. Yani bu deneye gerek bile yok. C ve D seçeneklerini eleyebilirsin. 1 ve 2'de baktığım zaman gazların kütlesi vardır, gazların hacmi vardır diyor. Çocuklar gazların yani madde ise bu hem kütlesi hem hacmi vardır. Zaten maddenin tanımında bu var. Yani gaz, sıvı ya da katı olması sorun değil. Kütlesi ve hacmi olan her şey ağırlığı olacak ve bir yer kaplayacak. Her şeye biz madde diyoruz, değil mi? 1 ve 2 tabii ki doğru cevabım B seçeneğidir. Kütle, ağırlık yani ilgili yukarıda verilen bilgiler için hangi yorum doğrudur diyor. Kütle madde miktarının bir ölçüsüdür. Doğru bilgi sevgili öğrencim. Ölçülebilen bir özelliktir. Her şeyin bir ağırlığı vardır. Çok az da olsa bir ağırlığı vardır. Buna bir doğru diyelim D harfi. Maddelerin kütlelerini ölçmek için terazi kullanılır. Kesinlikle bu da doğrudur. Her ikisi doğru. Cevabım A seçeneği. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcut. Velilerimiz bizi 507-215-26-58 numaralı arayarak da ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer soruyla devam edelim. Madde örnekleriyle ilgili hangi öğrenci doğru bilgi veriyor diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Işık katı bir maddedir. Çocuklar ışık bir madde değildir. Ses bir madde değildir. Bunlar bir enerji çeşididir. Lütfen seçeneklerde selin olmasın. Gitti. Oksijen gaz maddedir. Doğru bilgi. Ali doğru. Gölge madde değildir. Meltem'in de söylediği yine doğru bilgidir. Ali ve Meltem doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Taşların toplam hacmi kaç mililitredir diyor bize. Bakalım. Talha 250 mililitreye kadar su ile doldurduğu beherin içerisine bir taş bıraktığında su seviyesi 350 mililitreye yükseliyor. Aynı behere diğer taş içindeyken bir taş daha atıldığında su seviyesi 550 mililitreye yükseliyor. Taşların toplam hacmi kaç mililitredir diyor bize. Çocuklar 250 mililitre içerisinde su var. Taş atıldıktan sonra 350 oluyor. Ne kadar bir artış var? 100 mililitre. Bunun için bir işlem yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Daha sonra 350'den de bir taş daha atıyorsun, 550'ye yükseliyor. Bunun için de bir işlem yapmamıza gerek yok. 200 daha yükseldi diyorum. Yani toplamda 300 mililitre yükselmiş. Ya da direkt şöyle de yapabilirsin. En son durum 550. Zaten bunun içerisinde 250 mililitrelik sıvı var. Direkt 550'den 250 çıkartarak da atılan iki taşın hacminin 300 mililitreye eşit olduğunu bulabilirsin. Doğru cevabım B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi tüm maddeler için doğrudur diyor. Parlaktırlar. Mesela toprak bir maddedir. Parlak mı? Yok. A seçeneğini eledim. Sıvı haldedir. Mesela yine topraktan bahsederim. Sıvı halde midir? Değil bence. Eledim. Kütleleri vardır. Madde ise kütlesi olmak zorunda. Hacmi olmak zorunda. Doğru cevabım C seçeneği. Bazı maddelerin hacmi yoktur diyemezsin. Eğer hacmi yoksa o bir madde olmuyor zaten.
Maddenin en önemli özelliği bir yer kaplayacak hacim ve bir ağırlığı olacak, o da kütle. Bir diğer sorumuz, sütün hacmini ölçtüğümüz araç ile miktarı ifade edilirken kullanılan birim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hacmini, yani kapladığı yeri veriyorsun sevgili öğrencim. Bunu sıvı maddeler olduğu için dereceli kapla ölçebilirsin. Elektronik terazi ile, eşit kollu terazi ile sen ancak kütle ölçümü yaparsın. C ve D seçeneği gitti. Birimi bunun gram olmaz. Gram ve kilogram kütle birimidir sevgili öğrencilerim. Bunu sen dereceli kapla ölçebilirsin. Bunun birimi litre ya da mililitre olur. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Sıvı maddeler akışkandır. Doğru. Mesela bir kabın içerisine koyduğun zaman çaydır, koladır, benzindir, yağdır, neyse artık döktüğünde akar gider değil mi? Sıvı maddeler için akışkan diyebilirim. Doğru. Bütün maddelerin kütlesi de vardır, hacmi de vardır. Çocuklar bunların ikisi de doğrudur. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıda verilenlerden hangilerin miktarı ölçüldüğünde birim olarak kilogram kullanılır? Çocuklar, katı olan maddeleri ölçtüğün zaman birim olarak kilogram, gramı kullanabilirsin. Patates mesela. 3 kilo patates ver oradan dersin bana. Bana 2 kilo pirinç ver dersin. Ya da 3 kilo un ver dersin bana. Bunların üçünü de ölçtüğünde birim olarak kilogramı kullanırsın. 1, 2, 3 ile doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir diyor bize. Bakalım. Fatma dereceli silindire 40 mililitre su koyup bir taş parçası bıraktığında kaptaki suyun seviyesi 60 mililitreye yükseldiği gözlemleniyor. Çocuklar, taşın hacmi kadar yükselme olur. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir? Yani en son hali nedir? 60. İlk hali ne? 40. 60'tan 40'ı çıkartarak oradaki taşın 20 mililitre olarak bulabilirsin hacmini. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bu olay için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen. Bir balonun içerisine su ve pirinç konulup hava ile şişiriliyor. Balon toplu iğne ile küçücük delinince su ve hava boşaldığı halde pirinç balon içerisinde kalıyor. Acaba bu olay için hangisi yanlıştır? Bunun için su akışkandır diyebilirsin sevgili öğrencim. Doğru. Hava küçük gözeneklerden kaçıp gidebilir. B seçeneğini söyleyebilirim. Balonda açılan delik pirinç tanelerinden küçüktür. Ki büyük olsaydı pirinç taneleri de dışarı çıkardı. Bunu denedim. Pirinç her zaman bulunduğu ortamı doldurur. Yanlış bir bilgidir bu. Pirinç bulunduğu ortamı tam olarak gazlar gibi doldursaydı o da içinden akıp gidebilirdi. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıda verilen özelliklerden hangileri sıvılar ve gazlar için ortaktır diyor. Çocuklar, sıvılar da gazlar da akışkandır diyor. Bulundukları kabı tamamen doldururlar diyor. Kütleleri vardır diyor. Sıvılar da gazlar da akışkandırlar. Doğru bir bilgi. İkisi de zaten sıvı da olsa katı da olsa bir maddedir. Kütleleri olmadan olmaz zaten. Doğru bilgi. Bulundukları kabı tamamen doldururlar. Yanlış bilgi. İkisinin ortak özelliği değildir. Sıvılar doldurur da gazlar, aynı şeyi söyleyemem gazlar için. 1 ve 3 doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğinizde hangi çıkış noktasına ulaşırsınız diyor bize. Bakalım. Aynı büyüklükteki maddeler farklı kütlelere sahiptir. Sahip olabilir diyor. Yani şöyle bir madde düşünelim. Bunun aynısından bir tane daha çizmeye çalıştım. Aynı büyüklükte sevgili öğrencim. Yalnız bunlardan bir tanesinin içi tamamen demir dolsun. İşte diğerinde mavi olan da tamamen toprak dolsun. İkisini ölçtüğün zaman ağırlıkları farklı olmaz mı? Demir olan daha ağır olmaz mı sevgili öğrencim? Öz kütleyle ilgili bir durum aslında. Bunlar farklı ağırlıklara sahip olabilir. Doğru bilgidir. Bu yönden gittik.
Kütle yani ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür. Yine doğru bir bilgi. Buradan da bir numarayla gitmem gerekiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Dersin sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.